Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok tarihi bir tarif yapacağım. Hatay'a has bir tarif. Tarihten bu yana yapılan Antakyalılar vazgeçemeyeceği bir tarif. Gerçekten, Antakya'ya gelip yiyenler de vazgeçemiyor. Antakya'ya gelip yiyenler de bunu bilir. Yani bir kere yiyip de bir daha yemeyenler için ben özellikle bu tarifi yapıyorum. En çok tüketilen sokak lezzetlerinden biri. Ve en büyük özelliği aşama aşama sonuna doğru belli olacak. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi yesir ve letuassir Rabbi temmim bil hayır. Şimdi ne yapıyorum? Bir de maliyeti çok düşük. Kesinlikle maliyeti çok düşük. Herkes buradan Fazlet teyzeye de selam söylemek isterim. O çok hasretini çektiği için bizden istemişti. Biz ona evet, Fazlet ablamıza saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendisi Antakyalı ve benim takipçim. Özlem duyduğu için istedi bizden, biz de gönderdik evet, kendisine. Evet, biz de gönderdik. Onun gibi olan şu an bir sürü takipçimiz vardır. Evet. Onlar için güzel bir video olacak. Evet, inşallah güzel bir video olacak. Dediğim gibi maliyeti çok düşük. Herkes yapabilir. Bir. İki. Bu arada şu bardak koyuşmamızın sebebi bu. 200 ml galiba değil mi? Evet, bu 200 ml. Sürekli kullandığım bardak. Su bardağı. Oda sıcaklığındaki suyumuzu ilave ettik. Bir paket maya. Bir tatlı kaşığı şeker. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. İsterseniz siz soya kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi iyice karıştırıyoruz böyle. Ve ne yapıyoruz? Elenmiş unumuzu ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve letu asir. Rabbi temmim bil hayır. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi spatula'yı alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben tahçeye hamurumu yoğurdum. Bak dikkat ederseniz yumuşak ve pürüzsüz bir hamur. 3-4 dakika yoğurdum ve şu an hamurumun üzerine kapatıyorum. Ve mayalanmaya bırakalım. Evet. Hamurumuza bakalım. Hamurumuz mayalanmış şimdi. Bu şekilde. Çok güzel mayalanmış. Hamurumuzu masamıza alıyoruz bu şekilde. Bu şekilde hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Şimdi hamurumuzu önce ikiye bölüyoruz. Şöyle. Şöyle. Bir bez üzerine alıyoruz. Şöyle elimi yağa batırıp bu şekilde hamurumu yumaklıyorum. Şimdi hamurumuzu yumakladık. Üzerini örtüyoruz. Şimdi hamurlarımıza bakalım. Hamurlarımızı tam 10 dakika dinlendirdik böyle. Şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle alayım. Şöyle açayım. Şimdi hamurumuzu alıyoruz ve bu şekilde hamurumuzu ortadan deliyoruz ve bu şekilde açmaya çalışıyoruz. 5 dakika daha dinlendireceğiz.
şöyle ortadan deliyoruz ve bu şekilde açıyoruz ve simitlerimizi dinlendirmeye alıyoruz. Şimdi sanat takipçilerim, ben parmağımı una batırıp ve bu şekilde yapışmaması için ortasından deliyorum hamurumu ve bu şekilde açıyorum. Şöyle açıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Üzerini kapatıyorum ve 5 dakika dinlendireceğim. Simitlerimiz tam 5 dakika dinlendi böyle. Bu şekilde. Şöyle alıyoruz. Ve bu tarafını, yani alt tarafını şöyle suya, orada suyum var, suya batırıyorum. Ve bu şekilde susamı batırıyorum ve simitlerimi açmaya çalışıyorum. Yani bu simitler neye benziyor? Arabanın direksiyonuna benziyor. Bu şekilde şimdi ısıttığım 220-230 arası fırından fırına değişebiliyor. Pişirmeye götürüyorum. Simidimizi alıyoruz ve suyun içine bu şekilde batırıyoruz. Sonra kavrulmamış suda. Bu şekilde açmaya çalışıyoruz. Bu simidin özelliği bu şekilde yapılıyor. Çok farklı bir simit. Şimdi simidimizi önce suyun içine batırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Susamın üzerine kavrulmamış susam. Benim kullandığım bu simidin özelliği kavrulmamış susam kullanılıyor. Bu şekilde uzatmaya çalışıyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Şimdi simitlerimiz bu şekilde pişmeye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi simitlerimiz hazır. Şimdi sayın takipçilerim, simitlerimiz inanılmaz güzel oldu. Mutlaka diyorum, ısrarla sizlere tavsiye ediyorum. Bu Antakya'ya ait bir tarif. Antakya'ya has. Eskiden Antakya dışından gelen insanlar hep bununla karınlarını doyururlarmış. Hı hı. Evet. Ve gerçekten inanılmaz bir lezzetli. Biz hiç bundan vazgeçemiyoruz. Her çarşıya indiğimizde mutlaka alıp yeriz. Evimize de getiririz. Ama bu gerçekten söylüyorum çok güzel. Ama benim yaptığım çok farklı oluyor yani. Benim yaptığım daha farklı. Ha, bambaşka oldu. İnanın ki. Ama aynısı, hatta daha güzel. İnanın ki abartmıyorum. İnanın ki çarşıdakinden bir kat daha güzel oldu. Evet, bu arada buraya ne koyduk? Burada bunun en büyük özelliği kimyon ve şöyle biraz tuz. Daha koyalım. Kimyon ve tuz. Bu yanında mutlaka kağıdın içinde çarşıda gittiğiniz zaman yanında mutlaka. Evet, ve külah yaparlar. İçine evet, onu koyarlar. Ve batırıp yersiniz. Batırıp yersiniz. İnşallah Antakya'ya gelirsiniz ve bu ama artık Antakya'ya gelmeye gerek yok anne. Antakya'ya da gelmeseniz de artık siz kendi aynısı evinizde Antakya'yı evinize getirebilirsiniz. Benim tarifimle yaparsanız
Gerçekten pişman hiç olmayacaksınız, emin olabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada da çayımızı dolduralım önce. Ve simidimizi test edelim bu şekilde. Simitlerimiz bu şekilde. Çıtır çıtır. Evet, gerçekten şöyle bir bölelim. Ama büyüklüğüne bir bakın. Şöyle göstereyim büyüklüklerini, daha da büyük olduklarını. Bunların özelliği bu şekilde yapılıyor. Şimdi simidimizi bu şekilde bölelim. Böyle. Şöyle içini de gösterebilirim. Şöyle. Maşallah, subhanallah. Gerçekten çok güzel bir nimet. Çok güzel bir tarif. Şöyle. Şöyle yapalım. Bu şekilde batırıyorum. Mutlaka bu simidi, Antakya'ya has olan simidi mutlaka yapın ve bu şekilde batırarak yemenizi tavsiye ediyorum. Bu kimyon ve tuz bambaşka bir lezzet veriyor simidimize. Çayımız da yanımızda. Bugün benden bu kadar. Ve inanılmaz bir sıcaklık var. Söylemeden geçemeyeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim herkese ferahlık versin.